Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık hamuruyla ıspanaklı saç böreği, bir diğer adıyla da gözleme tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı sulu yoğurt kullanıyorum. Yarım su bardağı su. Elinizde bu şekilde sulu yoğurt yoksa ayran da kullanabilirsiniz. Bir paket kuru maya. Karıştıralım. Üç su bardağı un alalım. Tuzunu ilave edelim. Tuzu una karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Toplamda yaklaşık 5-6 su bardağı kadar un kullandım. Unu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Kullandığınız yoğurdun sululuk oranına göre kullandığınız un miktarı değişiklik gösterebilir. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru biraz toparladım ve 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Bir bağ ıspanak. İnce ince doğradım. Yıkayıp süzdüm. Ispanaklarım hepsini kullanmıyorum. Sadece bir bağ kullanıyorum. Ben 3-4 bağ ıspanağı yıkadım. ...250 gram lor peyniri. Ispanakları eğer isterseniz buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Biraz tuz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Karıştıralım. Ispanakları ezmeden sadece karıştıralım. Hamurun daha kolay mayalanması için sarmıştım. 30 dakika dinlendi. Masanın üzerine un alalım. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamurdan bezeler alacağız. Hamur ele yapışan bir hamur olduğu için mutlaka un kullanın. Çok güzel, yumuşacık bir hamurumuz oldu. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Kullandığınız tava küçükse daha küçük bezeler de alabilirsiniz. Ben 30 santimlik tava kullanacağım. Hamurları eşitleyerek mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Toplamda 18 tane beze aldım. Üzerine bir poşetle örtelim. Bir kenara alalım. 30 dakika bezeleri dinlendirirseniz daha kolay açabilirsiniz. Ben ilk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. Dinlendirmedim ama hamur ne kadar dinlenirse o kadar kolay açabilirsiniz.
Videoda görüldüğü gibi bezeyi açalım. Hazırladığımız iç harcından yarısına yerleştirelim. Diğer yarısını üzerine kapatıp uçlarını parmak uçlarımızla bastırıp sıkıca kapatalım. Tavayı iyice ısıtalım. Yüksek ateşte pişirelim. Tava iyice ısındıktan sonra tavaya alalım. Çevire çevire kızartalım. Aynı anda iki tane kızartabiliyorum. Tavanız büyükse aynı anda iki tane de kızartabilirsiniz. Alt kısmı kızarınca çevirelim. Bakar mısınız? Puf puf kabarıyor. Yumuşacık hamurlu, çok lezzetli oluyor. Gözlemenin her iki tarafı da kızardı. Üzerine tek tarafına tereyağı sürelim. Aynı şekilde diğerine de yağ sürüp iki yağlı tarafı birleştiriyorum. Sadece tek taraflarını yağlayıp tepsi üzerine alalım. Bütün gözlemeleri pişirip hazırladım. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık hamuruyla çok lezzetli ıspanaklı gözleme tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.